alın bakalım gençler. Hocam siz gelin ben de içeriz deyince ben sandım ki... Ne sandın Güney? 18 yaşından küçük çocuklara içki içirecek kadar sorumsuz bir adam mı sandın beni? Hadi afiyet olsun. Ya Allah aşkına hocam. Bakın siz büyüksünüz. Hem bu konularda da çok daha tecrübelisiniz. Allah aşkına bir akıl verin. Ben şimdi haksız mıyım bu konuda? Hiç sormadı Feride Hanım. Ne oldu? Mert sana ne söyledi? Sen ne cevap verdin? Bunlar umurunda bile olmadı. Direkt bağırıp çağırmaya başladı. Yani ergen olduğunuz için Songül'cüğüm heyecan mı yaptı acaba? Ne yaptı bilmiyorum ki. Bir de gelmiş diyor ki niye çocuğu dövüp duruyorsun? Bana kızıyor. Ne yapacaktım çocuğu? Alnından mı öpecektim? Döveceğim tabii. Güney'in sesi mi o? Güney? Ne yapıyorsun ya sen? Songül! Bana bak! Bir de utanmadan üzerime çay mı dökmeye çalışıyorsun? Yanlışlıkla oldu kızım, atarlanma hemen. Allah Allah. Ne işin var ayrıca senin orada? Sana ne? Feride Hanım'la dertleşiyorum. İyi dertleş, söyledi mi bari bana yalan söylediğini? Ha? Yok Mert'le arkadaşmış da, yok aralarında başka hiçbir şey yokmuş da. Bence tamamen öyle. Bana bak, beni oraya getirtme Güney. Songül'cüğüm lütfen sakin olur musun? Otur şuraya lütfen. Ya duymuyor musunuz Feride Hanım? Resmen bana yalancı demeye çalışıyor. Pislik bu çocuk ya. Şş, gençler sakin tamam. Ya kardeşim siz niye durmadan kavga ediyorsunuz ya? Bak Eylül'le bana. Biz hiç kavga etmiyoruz. Her şeyi konuşarak hallediyoruz. Ulan siz zaten ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ki ben. Kavgasız, gürültüsüz, mıy mıy mıy. Öyle ilişki mi olur lan? Güney az önce sen şikayet ediyordun galiba kavgadan ama. Hocam ben sinirden ne dediğimi biliyor muyum Allah aşkına? Ben kavgacıymışım. Allah aşkına ben kavgacı mıyım ya? Feride Hanım kavgacı olan kendisi. Kaç kere dövdü Mert'i biliyor musunuz? Nasıl ben erkekleri anlamıyorum ki? Beni dövdüğü zaman kendilerini adam oldu zannediyorlar. Ya çekin şunu Feride Hanım ya. Çekirdek çitlemekten konuşamıyorum. Songül sen zaten bu sinirle bir süre konuşma. Niye konuşmayacakmışım Eylül? Konuşacağım. Hiç de içime atamam. Konuşup rahatlamam lazım benim. Ne diyordum? Erkekler diyordun. Aynen Feride Hanım, erkekler. Tek problem erkekler. Gerçekten erkeklerin Allah cezasını versin ya. Başımıza ne geldiyse erkekler yüzüne geldi. Biz kızlar ne kadar mutluyuz öyle değil mi? Bu diyorlar ya, evrim teorisi var. Bence tamamen yalan ya. Erkekler maymundan evrilmiş bilmem ne. Olur böyle şey ya. Bence evrilse evrilse öküzden evrilir. Çünkü maymunlar çok tatlı tamam mı? Maymun o kadar tatlı, o kadar şirin ki. Gerçi baktığın zaman öküz de çok tatlı ama... Bilmiyorum, ben bütün hayvanları seviyorum ya. Ben ne saçmalıyorum ya? Bilmiyorum Songül, vallahi benim de kafamı karıştırdı. Öküz diyor Feride Hanım. Çocuk gerçekten öküz. Öküz ya. Öküz mü dedi o bana? Yok. Hayır, hayır. Öküz dedi. Yok oğlum yanlış duydun demedi. Öküz, öküz dedi. Yok yok yanlış. Vallahi öküz dedi. Yanlış duydun demedi. Öküz mü dedin kız sen bana? Bana bak kızım ağzından çıkanı kulağım duysun ben öküz falan değilim ha. Bana bak Güney. Şurada ne güzel sohbet ediyoruz. Ne karışıyorsun ya? Öküz öküz atlıyorsun araya. Farz edelim ben öküzüm. Sevgilim olarak bu durumda sen ne oluyorsun acaba? Salak oluyorum lan ben. Senin gibi bir gerizekalıya çıktığım için tam bir salam deve. Songül'cüğüm lütfen bak sonradan pişman olacağınız şeyler söylüyorsun. Oturur musun şuraya? Ya bırakın Feride Hanım ya. Ne pişman olacakmışım? Pişman falan olmuyorum. Zaten baktığın zaman sonu falan da yok. Bence de sonu yok. Terk ettim kızım ben seni. Sok bunu kafana. Sen beni terk ettin öyle mi? Evet. Asıl ben seni terk ettim be. Bitti bu ilişki anlıyor musun? Artık tatlım arayan falan da yok. Ah Songül.